96. günün sabahında hayallerine adım adım ilerleyen, hayallerine kavuşmak için saat 7'de uyanan tüm savaşçı tayfama günaydınlar. Bugün bizlere olasılıkla problemlerin iç içe olduğu bir soru günaydın diyor. Haydi başlayalım. 3 kişinin katıldığı bir mangala turnuvasında müsabaka sonucu kazanan ve kaybeden olarak sonuçlanmaktadır. Yani beraberlik yok diyor. Müsabakalar Metin Ali Feyyaz'ın birbirleriyle yapacağı turnuvadan oluşmaktadır. Metin yaptı 12 müsabakanın 4'ünü kaybetmiş. Ali yaptı 10 müsabakanın 6'sını kazanmış. Buna göre Feyyaz'ın yaptığı müsabakalarda kaybetme olasılığı 4/5 olduğuna göre Feyyaz'ın turnuvadaki toplam müsabaka sayısı kaçtı? Bak kıymetli tayfam, şu bilgi çok kıymetli. O yüzden burayı can kulağıyla dinlemeni tavsiye ederim. Şöyle düşünmek zorundasın. Diyor ki kazandığın sayı ile kaybettiğin sayının kesinlikle aynı olması gerekiyor. Düşünün, beraberlik yoksa. Bunu bir tane yorumla anlatayım. Örnek verelim. İki tane adam karşı, hatta üç tane adamımız olsun bunu tam anlayın diye. Üç kişi olsun. Diyelim ki A ile B müsabaka yapacaktır. Sonra B ile C müsabaka yapacaktır. Sonra C ile A'mız müsabaka yapacaktır. Bu kazansın, bu kaybetsin. Bu kazansın, bu kaybetsin. Bu kazansın, bu kaybetsin. Çok önemli değil, mantığı anlayın diye. Bakın, kazanan sayısı kaç tane ise toplam kazanan miktarı kaybedilen miktara eşit olmak zorunda. O halde başlıyorum. Bana demiş ki, Metin demiş 4'ünü kaybetmiş. O halde 4 tane kayıp var, 8 tane kazanç var 12 tane müsabakanın. Ali'ye geçiyorum, Ali için söylüyorum. 10 müsabakam varmış, 6'sını kazandım, o zaman 4'ünü kaybettim. Ve en son Feyyaz'a geçiyorum. Feyyaz için bir bilgi yok. X tane kaybettim, pardon kazandım, Y tane de kaybedelim. O halde şunu biraz önce söylediğim cümle, 14 artı X'in karşılığı eşittir 8 artı Y olmalı. Buradaki ifadeyi toparlayalım isterseniz. 6 artı X eşittir Y'nin kendisi. Bu kenarda kalsın. Şimdi geldik diğer ifadeye. Biraz önce söyledik ki toplam müsabaka sayısından da yorum yapmak zorundayız. Ama buradaki bilgilere göre bir şey yapamıyoruz. Sadece bu bilgi var. İşte şu 4/5 de bu işi kolaylaştıracak. Yaptığı müsabakalarda kaybetme olasılığı. Yani bu durumda kaybetme olasılığı nedir? Y tanenin olasılık dediği için tüm müsabakaya oranı. Toplamda X artı Y müsabaka yapmamış mı? Toplam X artı Y istenen bölü tüm durum eşittir 4/5. Buradan işlemleri yapalım. İçler dışlar çarpımı 5Y eşittir 4X artı 4Y'nin kendisi. Gönderdim Y'yi karşı tarafa. Y eşittir 4X. Tamam, sorumuz çıktı. Y ifadesinde biliyorsun. Y'nin karşılığında getir, ister burada yerine yaz, ister yok etme, fark etmez nasıl dersen. Ben buradaki 6 artı X'i yerine koydum. Eşittir 4X'in kendisi. 6 eşittir 3X'in kendisi. Her iki tarafı 3'e böldüm. X eşittir 2. X'in 2 olduğu durumda Y'nin karşılığı da ne olacaktır? 8 olacaktır. Soruya geçiyorum. Feyyaz'ın turnuvadaki toplam müsabaka sayısı kaçtır? X artı Y olduğuna göre 2 artı 8'den cevabımız da dolayısıyla 10 yapmış olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. Hem problem barındırıyor, şu kazananlarla kaybedenlerin miktarlarının eşit olması mantığı, aynı zamanda olasılık barındırıyor, istenen bölü tüm durumdan diyebilirsiniz. O halde bir sonraki 96. günün sabahında hayallerine tekrar kavuşmak için, yaklaşmak için bir soruyla da olsa ben bu işi başaracağım diyen tüm tayfama iyi çalışmalar diliyorum. Kendine dikkat et. Hoşça kal.